Sevgili seyirciler, sadece tepki İsrail'e yönelik değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne de yönelik tepkiler var. Özellikle Blinken'a, Dışişleri ve Biden'a yönelik tepkiler çoğalıyor. Nitekim 2025 bütçesi konuşulurken Filistin'e özgürlük sloganları yükseldi. Blinken susmak zorunda kaldı. Protestoculardan birisi hepimizi özgürleştirmek için Filistin'i özgürleştirin, bütün özgürlük mücadeleleri birbirleriyle bağlantılıdır şeklinde de sloganlar attı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan yaşanırken İngiltere ilginç bayağı yağmurlu bir günde alınan bir kararla 4 Temmuz'da erken seçime gitmeye karar verdi. Özellikle enflasyonun 2.3'e gerilemesi İngiltere'de bunu bir fırsat olarak gören İngiltere'deki şu anda Rishi Sunak kabinesine bir fırsat sundu ve onlar da seçimi 4 Temmuz'a aldılar. Bakalım seçim ne çıkacak. Yapay zekada ilginç bir tartışma vardı bu hafta. Scarlett Johansson'ı bilirsiniz. Her adında, aşk adıyla çevirmişti Türkçe'ye. Bir filmde sesini kullanmışlardı. Gördük ki ChatGPT OpenAI'da bu sese kulak vermiş. Daha doğrusu kopyalamış. Benzerini kullanmaya başlamışlar. İzin de almamışlar. Scarlett Johansson bir açıklama yapıp bunlar benim iznimi almadan bunu kullanıyorlar deyince de sessiz sedasız U dönüşü yaptılar. Ve de bu kullanmayı bitirdiler. Sevgili seyirciler, haftanın önemli olaylarından bir tanesi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi ve hayatını kaybetmesiydi. Helikopteri düştükten sonra Türk Silahlı Kuvvetler envanterine kayıtlı Akıncı TİHA'sı yani taarruzlu insansız hava aracı İran'a gitti ve de düşen helikopterin yerini buldu. Ancak İranlılar bunu kabul etmiyorlar. Bizim İHA'larımız geldi buldu diyorlar. Sonrasında Türkiye'ye de teşekkür etme ihtiyacı duymadılar. Türkiye ise bir günlük resmi yas ilan etti. Şimdi İran'da bu helikopterin düşüş şekli, arama kurtarma çalışmaları, hatta cenazedeki düzensiz ordu görüntüleri benim gibi bölgeyi yakından tanıyan pek çok gazeteci ya da yorumcu için de farklı bir sayfa, farklı bir bölüm aralandığını gösterdi. İran bugün Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutan bir ülke. Ancak bakıyorsunuz teknolojide çok geride. Kurtarma çalışmaları feci durumda. İran ordusu neredeyse dökülüyor diyebiliriz. Peki bütün bu gelişmeler İran'da nasıl bir sonuç olacak? Önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme yaşanır İran'da? İsterseniz bunu Orta Doğu uzmanı Arif Keskin'e soralım. Arif Bey, İran'ı kısa ve orta vadede özellikle bu suikast demeyeyim de kazadan sonra ne bekliyor acaba? İran'da bir şeyler değişir mi sizce? İran anayasasına göre Cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde başkanlık görevini yerine getiremediği takdirde buna Cumhurbaşkanı yardımcısı, yani dini liderin onayıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyor. Ve Cumhurbaşkanı yardımcısı yargı erki ve meclis başkanıyla başkanının da dahil olduğu bir kurul oluşturuyor. Ve bu çerçevede 50 gün içerisinde ülkeyi seçime götürüyor. Bu İran anayasası da şu anda yürürlüğe girmiş durumda. Muhammed Muhbir Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak şu anda Cumhurbaşkanlık görevini geçici olarak devralmış durumda ve 28 Haziran'da da ülke Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Tabii ki kısa sürede önümüzdeki birkaç gün yas ritüelleri var. İran İslam Cumhuriyeti yası örgütlemekte çok beceriklidir, çok başarılıdır. Ve yastan yararlanmayı da çok becerikli bir rejim olduğu için bunu belli bir kaç gün daha sürdürecektir. Onun dışında bu yas sisi ortadan kalktıktan sonra ülke Cumhurbaşkanlığı yarışına girecek. Yavaş yavaş adayların isimleri ve tabii ki iç siyasi olarak buna
yoğunlaşacak. Ve en önemlisi bu cumhurbaşkanlığı seçimi İran siyasi geleceği açısından hayati derecede önemli olarak görüldüğü için yarışlar, rekabetler daha keskin olma ihtimali yüksektir. Çünkü Hameneyn'in 84 üzerinde yaşı var ve sağlık sorunları var ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Hameneyn'in vefat ihtimali var. Yani vefat edip etmeyeceğini söylemiyoruz. Vefat ihtimali var. Ve bu da cumhurbaşkanlığı görevinin hassasiyetini ciddi bir biçimde artırıyor. Çünkü İran Anayasası'na göre dini lider vefat ettikten sonra vefat ettikten sonra ülkeyi geçici olarak Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasa Koruyucular Konseyi'nden bir din adamı bu süreci vekaleten yürütecekler. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olduğu için dini liderin ölümünden sonra belki en etkili şahıs ve en etkili makam olacaktır. Bu hem ülkeyi yönetme açısından hem de yeni dini liderin seçilmesi bağlamında bu nedenden dolayı önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini ciddi bir hassasiyet var. Ayrıca herhangi bir toplumsal muhalefetin, protestoların beklenmemesi gerekiyor. Çünkü böyle bir dönemlerde genellikle toplumsal muhalefet geri çekiliyor. Çünkü zaten sokakta rejim yanlıları oluyorlar ve rejim yanlıları duygusal anlamda da seferber edilip yas ritüelleri başlıyor. Ve böyle bir dönemlerde genellikle toplumsal protesto olmuyor. Tabii ki yas sisleri dağıldıktan sonra bu duygusallık ortama şey olduktan sonra bambaşka bir dönem oluyor. İran önümüzdeki süreç içerisinde özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde daha fazla içe dönük olacak büyük ihtimalle ve bu içe enerjisinin daha fazla içe yoğunlaşması dışarıda belli bir derecede profilini düşürebilir. Dış politikada bir düşük profil olarak devam edebilir. Ama bu İran'ın dış politikasının değişeceği anlamına gelmiyor. Çünkü dış politika ve diğerler genellikle dini liderin belirlediği çizgide yürür. Ayrıca İran 1979'dan sonra bir kurumsallığını da oturtmuş durumda. Doğal olarak Cumhurbaşkanlığının yokluğu devlet çarkının işleyemeyeceği anlamına gelmiyor. Devlet çarkı da yine sağlıklı olarak yine eskisi gibi devam eder, işler. Ama tabii ki bu kaza ciddi bir rejim açısından ciddi bir itibar krizidir. Çünkü toplum şunu net olarak gördü. Cumhurbaşkanını dış işlerini koruyamayan bir rejim pozisyonda. Ambargolar bizi etkilemedi diyorlar. Ama Batı ile yaşadıkları gerginlik nedeniyle, ambargolar nedeniyle helikopterlerin, uçakların ve tam anlamıyla teknolojilerini yenileme şansları olmuyor ve eğer kaza olarak da hesap edersek Cumhurbaşkanı'nın veya Dışişleri Bakanı'nın ölümüyle sonuçlanan bir süreç görüyoruz. Yani bu bir yönüyle de ambargo etkilemiyor deniliyordu. Ciddi şekilde etkilediği bir şeydir ve bu bir yönüyle de ambargoların nelere yol açtığı ve bunun da toplum gözünde sorumlusunun
Hameneyi olduğu biliniyor. Ve bu aynı zamanda rejimin kriz yönetimi becerisi konusunda bize farklı şeyler sunuyor. Ne kadar kötü bir süreci yönettiler. Doğru düzgün bilgi veremediler. Arama kurtarma konusunda neredeyse çok ilkel metotlar uygulandığı görüldü. Ve tabii ki bunların hepsi toplumda bir karşılığı söz konusu. Ve ayrıca İbrahim Reis'i ve beraberindeki heyetin ölümüyle de ilgili içeride sadece bir ölüm değil, öldürüldü düşünenler de var. Ve bu bir yönüyle de İbrahim Reis'i İran'da liderlik iktidarı çerçevesi içerisinde öldürüldüğü düşünenler var. Ve bu bir yönüyle de bazılarına göre aslında İran'daki tüm siyasilere iddialı, ihtiraslı olan ve rejimin bir şekilde sınırlarını zorlamak isteyenler için de reisinin ölümü bir mesaj içeriyor. Ve bir yönüyle de aslında reisinin ölümü siyasetçileri biraz daha sınırlandırma, genel anlamda biraz törpüleme ve geri itme ve belli bir sınırda durma veya en azından ihtiraslarını kontrol etme konusunda bir uyarı olduğunu ve bunun siyasete de uzun sürede de etkisi olacağı çok çok açıktır ve bunu da burada rahatlıkla şey olarak söyleyebiliriz. Tabii ki İbrahim Reis'in vefatından sonra özellikle de liderlik yarışında yani Hamenei sonrası liderlik yarışında yeni bir döneme girildi. İbrahim Reis'i bir adaydı. Devreden çıktı ve doğal olarak yeni bir kompozisyon liderlik adayı kompozisyonu oluşmak zorunda ve bu yönüyle de sadece biz Cumhurbaşkanlığı yarışı değil tabii ki bir tür de lider adayları yarışı da olacak. Yeni bir böyle bir sürece de tanıklık edeceğiz. Arif Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.